Şimdi kendimiz istediğimiz gibi çıkabildik. Aynı zamanda üye de olabildik. Şimdi şu hale getirelim. Tekrar bizim o distribution gruptan temizlikçi grubunu bulun. Bu sefer yapmadığımız şu iki seçeneği yapalım. Bu sefer diyelim ki bizim admin onayı gereksin. Ve kimse bu gruptan çıkamasın. Zorlayalım. Ben şu approval kısmından owner approval aynı zamanda closed. Alt taraftan da closed seçtik. Bakalım bu sefer nasıl davranıyor. Ve apply dediniz. Şimdi apply dedik, sonra tekrar bizim U1'e gelelim. ECP'den, U1'den devam edelim. U1 biz gruptan çıkarmış ya, U1 bir daha gruba üye olmaya çalışsın, bakalım ne olacak. Yaptınız mı ya? U1'deyim, U1'de tekrar katıl dedim. Süre doldu. Uberet, Icon, Çiftesi. Bakın tekrar katıl derim. Uber'deyim. Mesela bizim admin'in onayı gerekiyor. Daha doğrusu yöneticinin onayı gerekiyor. Bakalım ne oluyor yönetici onayı olduğu zaman. Az önce ayrıntılar dediğinizde şöyle diyordu ya. İşte otomatik olarak onayları falan diyordu. Bakın bu sefer diyor ki katılma istekleri onay gerekli diyor. Bakın bu sefer. Aynı sıra tıklarınızda öyle görüyorsunuz. Ben diyorum ki boş ver sen katıl. O birden bu gruba katılma isteği yapıyoruz. Şimdi burada bana bir tane mesaj gelecek. Diyecek ki grubun yöneticisine katılma isteğiniz gönderildi falan filan diyecek. Şu. Gönderildi. Şimdi bu istek kime gitti? Bizim şurada grup information kısmındaki kullanıcıya gitti. Kimse yönetici artık. Kim seçtiyseniz. Dolayısıyla bizim admin'e gitti bu istek. Ama isteği yaptık gayet güzel. Bak şu an gruba üye olup olmadığınız burada gözükmüyor. Peki admin'e gidip oturum açalım. Admin'e bakalım istek gelmiş mi? Şu çaycı bir oturumunu kapatın. Orada tekrar bir admin'e oturum açalım. Açın hemen. Diğer ovada oturumu kapatıp admin'e oturum açacağız. Administrator edge.com şifresi 541. Gelmiş mi size? Bakın hemen. Bak şu an mail gelmiş. Diyor ki ubirshine.com işte temizlikçi grubuna katılma isteği gönderdi. Ve diyor ki şuradaki oynama butonlarını kullanarak alttaki oynama butonlarını kullanarak ya onayla ya da reject et diyor. Bana söyledi şey bu. Ama oynama butonları yok bakın buna. Oynama butonlar kalsın da işte bu onayla bir de reddet çarpı butonu. Onlar yok. Diyor ki şuraya okursanız zaten bu ile içi türü görüşme olduğunda tamamen desteklenmiyor. Daha fazla ayrıntı veya özellik sağlayabilecek olan tam sunumu açmak için buraya tıklayın diyor. Yani maili aç öyle bir bak diyor. Ne yapabiliriz? Buraya tıklayabiliriz ya da maile çift tıklayabilirsiniz. Aynı şey. Maili açın diyor. Bakın maili açtığında şurada butonlar var. Onayla ve reddet. Görüyorsunuz. Onaylayalım. Onayla. U1'in katılım isteğini onayladık. Sonra tekrar U1'e geçiş yaptık. Bakın şurada refresh butonu var. U1'de. Ona şöyle tabii oturum aşma olduğu için shine.com şuradaki refresh butonuna biraz basın.
Tabii bir kere dürtük değil. Bakın grubu yol. Gördünüz mü? İşte onay istediğin zaman da bu şekilde gerçekleşiyor. Ve ovaya geri dönerseniz eğer, birinin ovasına geri dönerseniz eğer, orada bir tane mail geldiğini göreceksiniz size. Gruba katılmanıza dair onay maili. Katılmanıza dair. Şimdi ova derim. ACP'den ovaya geri döndüm. Bakın diyor ki, işte administrator.shine.com temizlik bir dağıtım grubuna katılma isteğinizi onayladı. Falan. Hatta şurada bir tane mail var. Diyor ki adınızı bu dağıtım grubunun bir üyesi olarak gömmeniz biraz gecikte dönüyor. Niye? Çünkü Exchange'in o değişikliği alıp oraya uygulaması lazım. O sebeple. Tamam. Bu da böyle çalışıyor. Var burada. Mailleri göremeyen, mail'lerle ilgili sıkıntı yaşayan. Ve sonuç olarak bizim ben Mustafa'nın da bunu kapatıp bir daha açık bakarsak bizim U1'in de burada geldiğini görüyorsunuz. Tamam. Şu an U1 bu grubun üyesi. Var mı sormak istediğiniz şu grup information, members ve members approval ile ilgili? Burası böyle çalışıyor. Şimdi şu ortak taba gelelim. Burada bizim için önemli ayarlar var. Artı Dynamic Distribution grupta olmayıp da normal Distribution grupta olan ekstra bir özellik var. Ondan bahsedeceğiz şimdi. Şimdi bakın şurada Message Size Restrictions diye bir kısım var. Sizce ne yapıyorlar bu? Bu gruba atılabilecek mesaj boyutunun kısıtlamasını söylüyorsunuz. Şimdi ben dersem şunu işaretleyip, şuradan Properties deyip işaretleyip şunu dersem ne demiş oldu şimdi? Bu gruba atılabilecek maksimum üyenin boyutu 2 MB olabilir demiş oldu. 2 MB. Bu gruba atılabilecek maksimum bir mailin boyutu 2 MB olabilir. Şu an için organizasyonumuzda 10 MB limit. Bütün kullanıcılar gruplar için alınabilecek ve atılabilecek mail boyutu 10 MB şu an için. Bunu değiştirebiliyorsunuz ama ben gruba da atılabilecek mailin boyutu şu olsun diyebilirim. Öyle bir şansınız da var. Yaptığı şey bu. Şimdi gelelim asıl önemli ayara. Message Delivery Restrictions kısmı. Burası önemli. Şimdi burada diyor ki buraya geldiğinizde Properties denizde şurada diyor ki bu gruba kimler mail atabilir? Bu grup kimlerin maillerini kabul eder? Şimdi ne diyor? All senders diyor değil mi? Herkes. Herkesten mail kabul ediyormuş şu an bu adam. Bu gruba kim mail atarsa atsın herkes herkesin mailini kabul ediyor. Şimdi buradaki kastı ne? İçerideki kullanıcılar aynı zamanda dışarıdaki kullanıcılar değil mi? Herkes. Yani bütün dünyadaki herkes demek. Ama şu alt tarafta bir tane checkbox var. Bu diyor ki herkes mail atabilir ama şu alttaki checkbox diyor ki kimliğini doğrulayabilen herkes diyor. Şimdi kimliğini doğrulayabilen herkes ne demek? Bizim Exchange'e kullanıcı adı şifresini söyleyebilen herkes demek değil mi? Şimdi şu accept messages from kısmında içerisi dışarısı fark etmez diyor. Ama alttaki ne diyor? Bana kullanıcı adı şifresini söyleyebilen herkes diyor. Şimdi bizim Exchange'in kullanıcı adı şifresini söyleyebilen kim? Bizim ortamdaki kullanıcılar değil mi? Dünyadaki mail serverlar bizim Exchange'e kendini tanıtabiliyor mu? Hayır, öyle bir özellik yok. Dolayısıyla buradaki checkbox yüzünden siz sadece bu gruba içeriden mail atabiliyorsunuz. Dışarıdan mail atamıyorsunuz. Bu checkbox diyor ki bana gelecek adam kendini mutlaka doğrulatacak. Dünyadaki mail serverlar kendini doğrulatamıyor mu? Hayır, onu yapamıyor. Buna benzer bir ayar daha bir yerde daha var. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Exchange bizim dışarıdan mailleri alsın diye bir tane checkbox işaretlemiştik. Anonymous users diye bir checkbox işaretlemiştik. Hatırlıyor musunuz? Bu da ona benzer bir ayar. Dolayısıyla şu an bu gruba kimse dışarıdan mail atamıyor. Peki sebep ne? Niye böyle bir tane checkbox var ve niye işaretli? Aynısını şu kullanıcıda da var. Kullanıcılarda da var. Mesela kullanıcılardan bir tanesine gidersem oradan da göstereyim. Şeyler de var. Bakın orada da var ama o checkbox işareti değil. Aynı sonunda da var ama o checkbox işareti değil. Kullanıcı da işaretli değilken bizim grupta niye işaretli? Bir sebep ne olabilir?
Spam içerikli mailler var biliyorsunuz. Spam içerikli mailler. Spam içerikli mail ne demek aslında? Reklam içerikli mail değil mi? Reklam amaçlı atılan mail. Sakat mailler. Öyle hani arkadaş listelerinden falan geliyor. Mutlaka görmüşüz. Böyle almıştık. İşte ilaçlar biliyorsunuz. O tarz mailler işte. Şimdi bizim kullanıcılar oradaki checkbox işaretli olmadan dolayı dışarıdan mail alabiliyor. Birbirimize mail attık biliyorsunuz. Ama bu gruplar almıyor. Düşünün. Spam atmak isteyen bir kullanıcı dışarıdan sizin gruplardan bir tanesini buldu. Mesela personel diye bir grubunuz var. Personel. Adam nerede? Personel'e Shine.com mail attı. Çat diye gitti. Şimdi personel grubunu atıyorum 1000 tane üyesi var. 1000 tane. Şimdi adam bir tane kullanıcıyı bulduğu için 1000 kişiye çat diye mail atabildi. Bu grubun mailini bulduğu için. İşte bu sebeple Barcelona olarak gruplara dışarıdan mail atılması kapalı. Spam mail atılmasın diye. Tamam. Yani adam grubun ismini bulduğu zaman çat diye 1000 kişiye çat diye bir kere mail atıyor. Sıkıntılı bir olay. O yüzden dışarıdan mail almak varsayılarak olarak yasak. Daha doğrusu almıyoruz. Tamam. Bunu yaptığı şey bu. Peki. Ben şimdi şunu şu hale getirsem. Mesela. Şimdi bunu bu hale getirsem ne demiş oldum? Sadece şu kısım için konuşuyorum. Sadece dışarıdan adminlere değil. Yok. Ne demiş oldum? Sadece bizim admin. Administrator kullanıcısı bu gruba mail atabilir demiş oldum. Peki bunu niye yaparsınız? Niye bir kişi sadece bu gruba mail atsın diyebilirsiniz? Şu sebepten dolayı. Mesela bilgi anlamında eskiden şöyle bir şey vardı. Personel grubu diye bir grup vardı. Personel grubu. Bu personel grubuna bizim ortamda çalışan herkes üyeydi. Herkes bu grubun üyesiydi mesela. Herkes bu grubun üyesi. Sonra bir bayram oluyordu. Bayram. Bayramda bu personel grubuna mail gidiyordu. Diyor ki bayramınız mübarek olsun, kutlu olsun falan filan. Sonra herkes diyordu ki reply to all. Şimdi burada var 600 kişi. 600 kişi var belki burada. 700 kişi neyse. 600 kişiye mail gidiyor. Bir de herkes reply to all deyip 600 kişiye daha cevap veriyor. Şimdi 600 kişinin 600 tane maile cevap döndürmüşsün. Bir ton mail yapıyor farkındaysanız. İşte onu engellemek için bu gruba herkes mail atmasınlar. Sadece şunlar atabilsin. Belki bunun müdür olduğunu düşün. Sadece müdür atabilsin diyebilirsiniz mesela. O zaman işe yarayabilir. Tamam mı? Peki. Şu alt taraf ne yapıyor? Alt tarafta bu grup kimlerden mesaj almıyor onu söylüyorsunuz. Kimlerden mesaj almıyor. Mesela şu an ne diyor? Bu grup şu an için komple düşünecek olursak şurası. Herkesten mail alıyor ama ne diyor? Sadece içeridekilerden mail alabiliyor. Dolayısıyla bu gruba şu an için içerideki herkes mail atabiliyor. Ama ben mesela sakat bir adam buldum. İşte enteresan işler yapıyor. Ben onu engellemek istiyorsam mesela çaycı bir sakat işler yapıyor deyip işte bizim ortamdaki muhasebeci kızlara sarkıyor falan olduğunu düşünür. Bu adamı engellemek istiyorsanız öyle bir ortamda işte şuraya ekleyip bu adam bu gruba mail atamasın diyebilirsiniz mesela. Tamam. O zaman işe yarayabilir. Örnekler de biraz enteresan oldu ama sonuçta amacımız anlamlarınız burada. Tamam. Gibi. Bunların yaptığı şey bu. Bunları gayet kullanılabilir. Sağda solda lazım olabilecek şeyler. Özellikle şu. Gruba dışarıdan mail alınsın istiyorsanız. Peki. Şimdi gelelim message moderation olaya. Bu güzel bir olay. Moderation dediği şey aslında şu. Forumlarda moderatör diye bir kullanıcı vardır. Bilirsiniz hepiniz. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Denk gelmişsiniz mutlaka. Moderatörlerin yaptığı şey nedir? Oraya gelen mesajları kontrol etmek. İşte içeriye uygun mu, bizim kurallara uyuyor mu falan filan diye. Buradaki olay da ona benziyor. Bu gruba atılan mailleri siz bir moderatör tarafından kontrol edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Bakın bu dynamic distribution'da yok. Sadece bunda var. Mesela işte biriyle beraber geldi zaten bu. Şöyle arkasından göstereyim. Şu muhabbetleri öyle sevmedim. Message moderation diye properties dedim. Bakın şurada diyor ki şu checkbox'ı işaretlerseniz şunu demiş oluyorsunuz. Bu gruba gönderilen mailler, şu temizlikçi grubuna gönderilen mailler moderatörün onayından geçer demiş oluyorsunuz. Yani moderatör onaylayar demiş oluyorsunuz. Peki moderatör kim? Bakın şurası. Şuraya ekleyip bir kişi kullanıcıya eklediğiniz zaman moderatör seçmiş oluyorsunuz. Ama hiç kimseyi seçmezseniz, şurada zaten söylüyor. Moderatör seçmezseniz bu grubun üyesi, onları, yöneticisi, bu grubun moderatörü olur diyor. Söylediği şey bu. Ama ben ekstra bir moderatör seçmek istiyorsam, ed deyip, mesela birisini moderatör yapalım bize. Kim olsun? Kontrol olsun. Kontrol bizim moderatör olsun. Kontrol kullanıcısı. Kontrolü moderatör yaptık. Bu gruba atılan mailler moderatör olan kontrolün onayından geçecek. Peki alt tarafta ne diyor? Diyor ki moderatör onayına gerek olmadan bu gruba
mail atabilen kullanıcılar. Yani mesela müdürleriniz o ortamda, müdürler herhalde sakat iş yapmaz deyip müdürleri buraya ekleyip müdürlerin moderatör onayına gerek kalmasın diyebilirsiniz. Çat diye mail atsın adamlar. Buraya eklediğiniz kullanıcıyla beraber moderatörün kendisi onaydan geçmiyor. Direkt buraya mail atabilir, burada mail atabilir. Ama mesela ben şuraya bir kullanıcı eklersem, mesela ben ne demiş oldum? Kontrol bizim bu gruba atılan maillere baksın, kontrol etsin, onaylasın. Bu kullanıcı atıyorsa problem yok. O istediği gibi atsın demiş oluruz. Ama yaptığı şeyler bunlar. Bunları testini yapacağız birazdan. Önce şu alt taraftakileri bir konuşalım. Şimdi şunu ayrı derseniz, şunu derseniz ne diyor? Notify all senders when their messages are approved. Yani diyor ki bütün kullanıcılar, bu gruba mail atan bütün kullanıcıların mail atılında, bu gruba mail atılında eğer bizim moderatör onaylamadıysa geri dönüş yapılsın demiş oluyorsunuz. Şimdi geri dönüşten kastımız da şu. Şimdi siz mail attınız, sakat mı mail attınız mesela bu gruba. Moderatör açtı baktı, dedi ki bu sakat mı mail. O yüzden onaylamıyorum dedi. Ondan sonra karşı tarafa mesaj gitti. Dedi ki moderatör senin mesajını onaylamadı. Sebebi şu diye gidiyor. Ama mesela alttaki ayar sayesinde şunu diyebiliyorsunuz. Alttaki ayar diyor ki sadece organizasyon içerisindeki kullanıcıların onaylanmayan mesajlarına geri dönüş yap diyor. Dışarıdan bu gruba mail atılırsa onlara geri dönüş yapma diyor. Şimdi bu ne demek, şu demek. Ben şirket içerisinden bu gruba mail atıyorsam benim onayımdan geçiyor. Onaylanmazsa bana geri dönüş yapılır şirket içerisinde. Ben şirket dışarısından mail atıyorsam buraya, sakat mail attıysam, moderatör baktıysa, onaylamadıysa ona geri dönüş yapılmıyor. Şimdi bu niye böyle? Şu sebepten dolayı. Şimdi dışarıdan spam içerikli birisi bir mail atıyorsa, atıyorum adamın amacı belli, spam içerikli mail atıyor. Spam içerikli atan, mail atan adama niye cevap verirsiniz? Sen spam içerikli mail attın diye. İşte o sebeple o checkbox, o radyo butonu işinize yarayabilir o zaman. En alttaki de hiç kimseye uyarı maili gönder. Tabii mantıken şöyle olması ve böyle olması arasında hiçbir fark yok. Niye yok bizim için şu an? Çünkü bizim grup zaten dışarıdan mail almıyor. O yüzden hani böyle desek de böyle desek de hiçbir şey fark etmiyor. Peki bu duruma getirin. Bizim bu gruba mail atanlar kontrolden geçsin. Kontrol kullanıcısından. Aynı zamanda Shine direkt atarsa da o gayet atabilsin. Evet, okey. Sonra yapmak. Şu admin olduğu yerde oturumu kapatın. Orada kontrollü bir oturum açın. Kontrol kullanıcısıyla. Kontrol @shine.com. Adamın şeyini boşaltalım. Oh, siz bana mail mi attınız? Ha, şeyler. Daha önce gelmeyenler. Onları sildim. Boşalttım bir kontrol kutusunu. Ekstra şey gitsin. Şu an kontrolle oturum açtım. Bu bir de kokutuyor ya. Arka plan çok açık kaldığı için. Bir tarafta kontrol açık, bir tarafta U1 açık. Bir tarafta kontrol, bir tarafta U1. Şimdi ben U1 olarak gruba mail atsam, bu attığım mail önce bir kontrole gidecek. Kontrol bakacak, sıkıntılı mı değil mi? Sıkıntılıysa diyecek ki reject ettim. Problem yoksa onaylayacak. Mail gitmesi gereken kullanıcılara üyelere gidecek. Gerçi bizim U1 bu grubun eşiydi değil mi? U1 ile yapmadım o zaman. Oturumu kapatın, U2 ile oturma için orada. No, kendi kendine mail atarsa olmayacak. u2@shine.com. Bir tarafta kontrol açık. Bu şeyler niye koptuyor ya? Spam mail atıp duruyorsunuz ya. Spam mı atıyorsunuz?
Peki U2'den gruba mail atıyorum. Yeni. Grup bizim temizlikçi miydi? Temizlikçi. Konu işte sakat mail. Sakıncalı mail atıyorum. Haberin olsun. Kendimi ifşa ediyorum yani artık. Sakıncalı mail atıyorum, hayırlı olsun falan. Ki spam içerikli mailler zaten öyle. Baktığın zaman spam olduğunu direkt anlıyorsun zaten. O yüzden hani öyle olması açısından. Bakın şurada diyor ki temizlikçi adlı kullanıcıya gönderilen iletiler denetlenir. Denetlenebilir veya geciktirilebilir. Şimdi burada söylediği şey ne? Sen bu temizlikçi grubuna mail atarsan arkadaşım diyor. Oradaki yönetici eğer işi yoksa sana direkt onaylayıp geri dönüş yapacak. Ama adamın işi gücü varsa sana onaylayıp yaptıramayacağı için bak gönderdiğin mailler biraz sürebilir diyor. Böyle şey bu aslında. Yani arada bir kullanıcı var. O onaylayıp onaylamayacağına karar verecek. Şurada maili göndermeden chat diye bu çıktı ya. Buna mail tip deniyor. Eskiden 2007'de yoktu bu. Mail tip. Bu arada ipucu demek aslında. Tip, mail tip. Burada size ipucu gösteriyor. Adam daha maili göndermeden bak haberin olsun diye söylüyor. Tamam gibi. Ki ne yaptığınızdan haberiniz olsun diye. Peki gruba attık maili. Gönder dedik. Size gönderdik. Şu an bu mail kime gitti? Kontrole gitti. Grupta hiç kimse gitmedi bu arada şu an. Böyle. Sadece kontrole gitti. Bakın kontrole bir tane mail geldi. Bu arada şey biz kullanıcıları izliyorduk ya. O yüzden buraya geldi o. Bakın şurada şöyle bir tane mail geldi. Ona istendi sakat mail falan filan diye. O iki bir tane mail gönderdi diyor bakın size burada. İletinin bir özelliği aşağıda. İletinin tamamını görüntülemek için eki açın diyor. Ek dediği şey de şu. Mailin tam içeriğini görmek istiyorsan buna tıkla diyor. Tıkladım. O iki temizlikçiye sakıncalı mail atıyorum haberin olsun diye mail atmış. Bakın buradan ben bunu gördüm. Sonra anladım ki bu eleman sakıncalı mail. O zaman benim bunu attığım maili engellemem lazım değil. Şöyle yapıyorum. Maili yine çift tıkladım. Bakın şurada onaylı reddet butonları var. Diyorum ki reddet. Reddetinizde bakın şurada göndermeden önce yanıtı düzenle ve yanıtı şimdi gönderdiği iki tane seçenek var. Göndermeden önce yanıtı düzenle derseniz siz kendi içeriğinizi yazıyorsunuz. Şu sebepten dolayı reject ettim işte reddettim falan diye. Yanıtı şimdi gönderdiğiniz zaman exchange diyor ki işte reddettim falan filan diye mesaj gönderiyor. Açıklama yazmak istiyorsanız göndermeden önce yanıtı düzenle deyip orada arka planda tarayıcıda pop-up açmaya çalıştım. Şu açtığı pencereden açmaya çalıştım. Hata verdi. Onu yes deyip açılsın. Mesela diyorum ki sakıncalı mail olduğu için reddediyorum. Reddediyorum. Adam oldu. Gönder dedim. Bakın cevap dönüyorum. Gönderdiğim maile. Bizim elemana bir tane mail geldi. Eleman maili açtı baktı. Şu görünümüyle kapatalım. Biliyorsunuz konuşmaları kullan diye bir şey vardı. Öyle doğrusunu gözükmüyordu. Şöyle açalım. Toplantı yöneticisi tarafından reddedildi. Sakat mail konusuna adam ol falan diye açıklamayı da görüyorsunuz. Gibi. Bir de onaylanan bir tane gönderelim. Tekrar U2'den bizim gruba mail atıyorum. Temizlikçi grubuna. İşte adam oldum. Kusura bakma. Yerleşim kontrolü. Yok. Excel şu an spam kontrolü yapmıyor. O daha sonra konuşacağız. O daha sonra. Bir daha olmayacak. Bizim surat da yapalım şöyle. Gibi. Gönderdim tekrar gruba. Bakın kontrole mail geldi tekrar. Kontrole diyor ki ha tamam sağlam olmuşsun. Onaylı dedim. Ve de gitti. U2'ye giden gelen metin mailler bize de geliyor ya. Şu an burada onları görüyorsunuz. Peki de şey yapalım. Bakalım gruba gitmiş mail. Kontrolde bir oturumu kapattım.
kontrolde oturumu kapatıp o gruptan bir kullanıcıyla oturma aşağı. Şimdi açalım. Charge 1. Shine 10. Charge 1 miydi? Yok. ST1 değil mi? ST1. 10. Şimdisi S4-1. Bakın mail gelmiş. Message moderation dediğimiz olay da bu. Yani bir yönetici seçiyorsunuz. O yöneticinin onayına bakılarak maillerin gelmesini ya da reject edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Bir de şey var. Ben de onu kullanıyorum da. Reklam mailleri geliyor. Diyor ki bu mailin listesinden çıkmak istiyorsanız. Ha, onlar spam geldiği zaman kurtuyoruz onları. Mesela senin IP'in blok listede düşürse oradan çıkmak için bu blok listeleri diyelim listeler var. Onlara gidip başvuru yapıyorsun. Adamlarla sana diyorlar ki bana para vereceksin. Parayı verirsin ondan sonra çıkarlar. O zaman konuşacağız. Peki. Gruplar bu şekilde çalışıyor. Şimdi gelelim Mailbox'a. Tekrar Mailbox'a geri gelin. Orada Mailbox oluştururken sorduğu bir takım sorular vardı. Şimdi onlardan bir konuşalım. Mailbox'a geldik, sağ atladık. New Mailbox dedik. New Mailbox dedikten sonra size diyor ki ne tip bir Mailbox oluşturmak istersin? User mailbox belli. Ne o? Kullanıcıya verdiğiniz mailbox. Neydi mailbox bunun için? Kullanıcı artı mailbox demek değil mi? Kullanıcının mailbox'ında bizdeydi demek. Onun dışında bakın, onun dışında başka mailbox türleri de var. Room mailbox'ta equipment mailbox. Room mailbox'ta equipment mailbox'ın yaptığı şey şu. Mesela daha doğrusu room mailbox'ın yaptığı şey şu. Mesela bir toplantı odanız var. Toplantı odası. Toplantı diye bir odanız var. Odada toplantılar için rezervasyon işlemleri yapıyorsunuz. Mesela normal şartlar altında ideal bir ortamda ben bu toplantı olursa toplantı yapmak istiyorsam ne yapıyorum? Oranın görüntüsü vardı büyük ihtimalle. Sekreter, mekreter neyse artık. Ben gidip diyorum ki işte şu saatlerde şununla toplantı yapacağım haberin olsun diye rezervasyon yaptırıyorum değil mi? Normal şartlar altında böyle bir şey olması lazım. Ama ekseniniz varsa eğer siz o toplantı odasını gidip eksenini gösterdiğiniz zaman toplantı odasının eksenini gösterdiğiniz zaman ekseni şunu diyorsunuz. Ben şu toplantı odasında işte U1 ile toplantı yapacağım saat 9 ile işte 10 arasında vesaire diyorum. Sonra eğer duruma göre şunu yapabiliyorsunuz. Ekseni otomatik olarak onay dön diyebiliyorsunuz. Yani ekseni diyorsunuz ki ben şu saatler arasında toplantı yapacağım. Kullanıcılar uygunsa ekseni diyor ki tamam yaparsın problem yok. Ya da şunu da yapabiliyorsunuz. Araya bir aracı daha koyup bu aracı isterse onaylarsa o toplantı odasında toplantı yapabilirsin demenizi sağlıyor. Yani ortamızda toplantı odasınız gibi bir odanız varsa eğer o toplantı odası üzerindeki rezervasyon işlemlerini buradan yapabiliyorsunuz. Esprisi bu. Yapacaksınız, göreceksiniz. Room Mailbox'ın yaptığı şey bu. Equipment Mailbox'ta Room Mailbox'ın alet edevat versiyonu. Mesela şirketinizin arabası varsa, şirketinizin bir arabası varsa ben işte arabayı şu saatler arasında kendim üzerime alıyorum diyorum. Bu saatlerde kullanacağım. Sonra işin güzel tarafı da şu, başka birisi gelip bu arabayı ben o saatlerde kullanacağım dediği zaman ekşek diyor ki kullanamazsın çünkü o saatlerde dolu diyor. Mesela bu işlemlerin hepsi otomatik gerçekleşiyor, sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Equipment dediği şey herhangi bir şey olabilir. Mesela şirketin projektörü olabilir, atıyorum yani kitabı bilmem nesi, herhangi bir şey olabilir. Yani kafanın aklınıza ne geliyorsa. Bununla bu aynı şey, sadece böyle farklı başlıklar altında toplamışlar. Bu alet edevat için, bu da işte şirketin toplantı odası gibi bir şey. Şimdi yapacağız ondan göreceksiniz. En altta Linked Mailbox diye bir şey var. Linked Mailbox. Yani Linked Mailbox'ın yaptığı şey şu. Mesela daha önce konuştuk ama yine söyleyeyim. Ben şimdi şöyle bir domain ortamım var. İşte burada başka bir domain. Abusuz bir ortam işte. Burada başka bir domain falan. Ben şimdi şuraya gidip bir tane Exchange Server kurarsam herhangi bir tane domain'e gidip bir tane Exchange Server kurarsam buradaki kullanıcılar için buradaki kullanıcılar için bu Exchange gidip bunlara hizmet verebiliyor. Yani buradaki bütün domaindeki kullanıcılar, forest'teki bütün kullanıcılar için bu Exchange üzerinde mailbox tanımlaması yapıp gayet Exchange'i kullandırabiliyorum. Problem yok. Bu forest benim şimdi. Ama sizin bir tane daha şirket satın aldınız. Orada ayrı bir forest var. Burada başka bir forest falan. Şimdi buradaki forest ile buradaki forest arasında bir bağlantı yok. Şimdi ben bu iki tane forest'ı nasıl birbirine bağlayacağım? Hatırlıyor musunuz? İki tane forest'ı birbirine bağlamak için bir şey yapıyorduk. Doğru. Trust yapıyorduk değil mi? Siz bu iki
farklı forusu birbirine trust ettiğiniz zaman şöyle bir şey oluyor. Şuradaki exchange buradaki kullanıcılar için de kullanılabilmeye başlıyor. Buradaki kullanıcılara bakmaya başlıyor. Şimdi böyle bir şey niye kullanırsınız? Şu sebepten dolayı. Şimdi ben bu exchange'in aynısından gidip buraya kursam olmaz mı? Olur. Ama exchange'e para ödeyeceksiniz. Bir, kullanacak, kullanıcı başına da para ödeyeceksiniz. İki, boş boşuna masraf yapacaksınız. Ama madem benim ortamdan hala hazırda bir exchange'im var deyip bu farklı forustaki kullanıcılar içinde buradaki exchange'i yetkilendirebiliyorsunuz gibi düşünüyorum. Tamam. Bunu en son projede yapacaksınız zaten. Yani bir iki tane şu an için yapabileceğiniz bir şey değil. Çünkü farklı bir domain, farklı bir forusta ihtiyacımız var. Zaten bir iki tane tık yapıyorsunuz. En son göstereceğim orada. Şimdi bir tane room mailbox yapalım. Linux değil. Bir tane room mailbox. Aynı kullanıcı için, yeni kullanıcı için. Adı. Toplantı odası 1 mesela. Kullanıcı adı toplantı odası 1. Bakın password girme kısmı yok. Password girme kısmı yok. Neden yok password girme kısmı? Çünkü bu account sizin oturum açıp da kullanacağınız bir account değil. Bunun yaptığı şey sadece toplantı ayarlamak. Onun dışında hiçbir özelliği yok. Makineye oturup açıp kullanmayacaksınız ya da OV'ye açıp oturup açmayacaksınız bunu. O sebeple şifresi falan hiçbir şey yok. Next. Takma adı toplantı odası 1 olsun falan. Next. Ne diyeyim? Bir tane toplantı odası odasını oluşturduk. Haydi. Benim diğer makinede de mi yükseliyor acaba? Bizde ne kadar önemli acaba? Bir diğer makinede de yükseliyor. Gayet şeyimiz var. Demek ki eksimizin anlık saçmalık. Peki şimdi toplantı odası diye toplantı odasını oluşturduk. Şimdi toplantı odasıyla bak toplantı odasının özelliklerine gittiğinizde burada bir ton tab var. Bir ton tab görüyorsunuz. Mesela kullanıcılardan bir tanesinin özelliklerine gidelim. Maksat şuradaki farkı göstermek. Bakın şu toplantı odasının özellikleri. Bu da normal bir kullanıcının özellikleri. Bir ton fark var arasında. Dolayısıyla yapabileceğiniz şeyler de ona göre değişiyor. Peki. Ayarlarını kurcalamaya başlayalım. Bakın şu Resource Resource General diye bir tab var şurada. Toplantı odası 1'de. Neyse o kendine gelene kadar şöyle çekmek sana. Bak şu Enable the Resource Booking Attendant diye bir tane şey var. Bunun yaptığı şey şu. Şu şekilde işaretlerseniz eğer şunu demiş oluyorsunuz. Bu toplantı odasına gelen toplantı istekleri bir yönetici tarafından kontrol edecek. Bu yöneticinin onayı doğrultusunda onaylanacak demiş oluyorsunuz. Daha yöneticiyi seçmedik. Bu checkbox'ı işaretlemezseniz şunu demiş oluyorsunuz. Ben toplantı isteklerini kendim onaylayacağım, kendim karışacağım, hiçbir şey otomatik olmayacak demiş oluyorsunuz. Mantıken bunu buraya yaptıysanız otomatik olsun diye yaptınız. O sebeple o checkbox'ı işaretliyoruz. Tamam. Bu checkbox her şey otomatik olsun diye yaptığımız ayar. Peki. Şimdi gelelim resource policy kısmına. Resource policy kısmına geldiğimizde şu alt tarafta Specify delegates of this mailbox diye bir tane ayar var. Delegate kelimesini daha önce duydunuz aslında. Ya da delegation kelimesini duydunuz. Neydi o? Doğru. Yetkili kişi demek aslında. Yetkili adam demek. Ben buraya add deyip bir kullanıcıyı gösterirsem bu grubun yöneticisi, daha doğrusu bu toplantı odasının yöneticisi şu olsun demiş oluyorum. Yani bu istekleri onaylayacak kişi demiş oluyorsunuz. Peki add diyelim. Oradan bir kullanıcı gösterelim. Mesela kullanmanız bir kullanıcı olsun. Kim? Şahin direkt. Bizim eleman mı olsun? Yönetici. Şu alt taraftaki Format Meeting Request to Delegate derseniz de şunu demiş oluyorsunuz. Toplantı istekleri şu kullanıcıya da yönlendirilsin demiş oluyorsunuz.
ki mantıken öbür kullanıcıya gitmeli ki adam kimin istek yapıp yapmadığını onaylayabilirsin değil mi? Peki şimdi yukarıda abuk subuk ayarlar var. Çok kullanacağınız şeyler değil ama hani birkaç tanesinden şöyle bahsedelim. Şu checkbox işaretlerseniz şunu demiş oluyorsunuz. Mesela kullanıcılar atıyorum kullanacağınızdan bir tanesi saat 9'da 10 arasında toplantı ister mesela. 10 ile 9 arası. Sonra kullanacağınızdan bir tanesi de dedi ki ben 8.30'da 8.30'da işte 9.30 arası toplantı yapmak istiyorum bir saat. 8.30'da 9.30 arası. Şimdi 9'da 10 arası burası dolu ya. Bu adamın şimdi istediği saat şu aralığa denk geliyor. Dolayısıyla çakışıyor değil mi? Normal şartlar altında çakıştığı için Exchange diyor ki sen toplantı yapamazsın, çakışıyorsun. Başka saat bir seç. Ama şu checkbox'ı işaretlerseniz çakışan toplantılarda izin vereceğim demiş oluyorsunuz. Ne kadar mantıklı? O ayrı mevzu. Gibi. Allow repeated meetings derseniz de şunu demiş oluyorsunuz. Siz toplantı istediğiniz zaman mesela diyorsunuz ki her ayın işte pazartesi günü saat 9'da 10 arası toplantı yapmak istiyorum diyorsunuz mesela. Her ayın sürekli tekrarlıyor. Bu checkbox'ı işaretlerseniz böyle toplantılarına izin veriyor. Tekrarlayan toplantılara izin veriyor. Yaptığı şey bu. Allow scheduling only during working hours derseniz de çalışma saatleri içerisinde toplantı yapılmasına izin verilmiş oluyorsunuz ki bu da saat 9'da 5 arası. Saat 9'da 5 arası toplantı isteği yapılırsa onlara ver ama saat 6 için isterlerse verme demiş oluyorsunuz gibi. Şu da bir ayar daha var. Diyor ki tekrarlayan randevular içerisinde booking window diye bir sayı var bakın şurada 180 gün. Dediği şey şu. Bizim kullanıcılar 180 günden uzun, 180 günden uzun tekrarlayan randevu aldığı zaman onları reject ediyor. Şimdi bu ne demek, şu demek. Ben her ayın pazartesi falan değil mi? Her ayın pazartesi saat 9'a 10 arası. Benim her ayın pazartesi saat 9'a 10 arası dediğim toplantı maksimum ne kadar sürebiliyor? Buradaki ayardan dolayı. 180 gün eşittir 6 ay. Yani ben 6 ay boyunca her ayın pazartesi günü toplantı yapabilirim diyorum. 7. aya sarkarsa ona izin vermiyor. Yaptığı şey bu. Tamam mı? Mesela maksimum duration dediği bir ayar var. Yaptığı şey ne? Bir toplantının maksimum sürebileceği zaman 1440 dakika eşittir 24 saat demek. 24 saatte bir güne denk gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla benim bu toplantı odasından alabileceğim toplantının maksimum uzunluğu bir gün olabilir. Daha fazla olabilir. Zaten bir günün de geçtiği zaman artık bir saat oluyor. Gibi ayarlar var. Bir de şurada resource information diye bir kısım var. Resource information. Şöyle söyleyeyim. Bu bizim toplantı odasının bir takvimi var. Takvimi. Takvimi herkes görebiliyor. Yani her öne gelen ben bu toplantı odasının takvimini göreceğim diyebiliyorum. Ama toplantı odasında toplantının da içeriğiyle ilgili bilgileri göremiyor. Mesela neyi göremiyor adam? Oraya yazılan yorumları göremiyor. Konunun başlığını göremiyor. İşte oraya eklenen içerikleri göremiyor. Mesela gibi. Toplantının tarihiyle ilgili tam aynılıklarını göremiyor mesela. Gibi. Birçok şeyi göremiyor adam. Yani her önüne gelen hakkı olmasa bile toplantı odasının takvimini görebiliyor. Ki görmesi de gerekiyor zaten. Adam toplantı odasının tarihini görecek ki, boş zamanlarını görecek ki oradan toplantı alabilsin. İşte ama siz şunlar gözükmesin, bunlar gözükmesin diye ekstra ayarlar yapabiliyorsunuz ki bunları değiştirmek için bir sebebiniz yok. Her önüne gelen sizin yapacağınız toplantının konusunu niye görsün zaten? Ki varsayılarak göremesin diye ayar var. Tamam gibi. Şimdi gelelim bizim için önemli olan kısımlara. Resource in policy request ve resource out of policy request. Şimdi bunlar bizim bu toplantı odasından nasıl toplantı alacağını karar verdiğiniz yerler. Bak şimdi resource out of policy request kısmına ben şuradan bir kullanıcı eklersem mesela U1 eklersem ne demiş oldum? Şunu demiş oldum. U1 kullanıcısı bu toplantı odasından toplantı isterse şuradaki resource policy'ye takılmasın demiş oldum. Yani mesela resource policy'ye ne dedik? İşte tekrarlayan randevular izinli değil mesela şu an için. Bizim eleman burada olduğu için o tekrarlayan randevularını alabiliyor mesela. Problem yok. Buradaki polislere takılmıyor adam. Esmeri sor. Tamam. Ama asıl önemli olan kısım şu. Resource in policy request. Bakın diyor ki şu an. Asıl önemli olan kısımdan bahsediyoruz. Resource in policy request kısmında bizim kullanıcılardan hangileri bizim şu resource policy'de gösterdiğimiz delege etsek onay gidecek. Yani şu an için bizim şu ortamdan kim randevu isterse bizim o delegatlerimiz adama onay gitsin mi gitmesin mi?
kısmı. Yani otomatik onaylansın mı, onaylanmasın mı, yoksa etkin onaylısı olsun mu, yönetici onaylısı olsun mu kısmı. Bak Uşan diyor ki, otomatik olarak approve edilecek kullanıcıları seç diyor bakın bundan bana. Şu an için ne diyor? All users, yani bütün kullanıcılar bizim bu toplantı odasından toplantı isteği yaptığında hiç kimseye sormadan otomatik olarak onaylanıyor. Eğer buradaki polislere uyuyorsa istediği toplantı. Atıyorum tekrardan randevusu yok ama çakışmayan da randevusu yok. O zaman adam çat diye istediği zaman alamıyor. Peki ben bunu şu hale getirirsem ne demiş oldum şimdi? Ne demiş oldum? Şu durumda ne demiş oldum? Hiç kimse değil. Şu seçtiğim adamlar demiş oldum. Peki seçtiğim kimse var mı? Yok, olmadığı için herkes demiş oldum aslında. Peki şu alt tarafta bir ayarlar var. Diyor ki sen herkesi belki onaylamak istiyor olabilirsin ama istersen diyor seçtiğin kullanıcılar da delegate onaylasın. Mesela şöyle bırakırsam ben burayı. İşte şuraya STB'yi eklersem ne demiş oldum? Şu an bizim bu toplantı odasında herkes toplantı isteği yaptığı zaman, herhangi bir kişi toplantı isteği yaptığı zaman otomatik olarak approve edilecek, onaylanacak. Ama STB isterse delegate onayına sunulacak gibi. Tamam. Peki ben şöyle bir hale getirirsem şurayı. Şimdi ne demiş oldum? Bütün kullanıcılar dedim ki delegate onayına sunulacak. Tüm kullanıcıların toplantı istekleri delegate onayına sunulacak. Ama hiç kimse de otomatik olarak approve edilmeyecekler. Dolayısıyla ne demiş oldum? Bütün kullanıcılar bizim delegate onayından geçecek demiş oldum. Tamam. Aslında dediğim şey bu. Peki yapalım. Nasıl oluyor bir görelim. Şu hale getirip apply edeyim. Yani kim seçtik? Şahin Nure'yi mi seçtik? Şu STB'nin olduğu yerden notumuzu kapatın. Oradan kimi seçtiyseniz artık onun notunu açın. Ben ilk başta oluşturduğum kullanıcıyı seçtim. Boşaltalım. Sonra diğer tarafta da mesela U2 ile oturmak U2 et Şahin Pol. Şöyle kutuları da boşaltıyorum. Bir kalabalık yapmasınlar. Bir tarafta Şahin direkt kutuları açık. Siz kimi seçtiyseniz artık delegate olarak. Ben de U2 açık diğer tarafta. Peki şimdi toplantı isteği yapacağım. Toplantı isteği nasıl yapıyoruz? Bu toplantı isteği yapacağım da yeniye tıkladığınızda ne çıkıyor karşınıza? Mail atma kısmı çıkıyor. Demek ki buradan değil bu. Bakın şurada bir tane alt tarafında ok var. Oraya tıkladığınızda toplantı isteği çıkıyor. Ona tıklayın hemen. Bu toplantı isteği yapalım. Toplantı isteği. Şimdi kimle toplantı yapacaksın diyor bana. Kimle yapacağız? Mesela Ubi ile yapalım. Ubi ile toplantı yapalım. Peki Ubi ile biz toplantıyı nerede yapacağız? U2 olarak Ubi ile toplantıyı nerede yapacağız? Toplantı odası 1'de. Toplantı odası 1. Peki hangi saat aralığında ne zaman yapacaksın diyor. Mesela bir saat işte 2 ile 3 arası mesela. 2 ile 3 arası. Bugün saat 2 ile 3 arası toplantı yapacağız. İşte toplantı var. Katılmak zorunlu falan diye not düşüyorum. Bir de isteği yaptım. Gönderdim. Şimdi konu falan belirlemedi falan ya da boşver deyip okey dedim ben.
ve de gönderme toplantı isteğini. Şimdi toplantı isteği kime gitmeli? Bizim o yöneticiye gitmeli değil mi? Buna gitmeli. Ama bakın ona gitmeden önce böyle bir tane mesaj geldi bana. Diyor ki kabul eden katılımcı yok. Yani Uber'in kabul etmediği belli değil. Uber'e de bir tane mail gitti. Orada diyor ki bak sende şöyle bir toplantı yapmak istedi şu saatler arasında uygun musun diye ona da bir tane mail gitti. Toplantı odasına da mail gitti. Gibi mi? Hepsine gitti. E diyor ki belirsiz. Niye belirsiz? Şu an kimse onay vermedi ya da reddetmedi. O yüzden belirsiz diyor, tamam. Ve isteğin alındı ve onay bekliyor. E şu tarafa görüyorsunuz toplantı odası bir katılabilir diyor. Yani toplantı odası bir uygunmuş. Problem yok. Peki onaylayacak ki adam onaylayıp onaylamadı belli değil. O yüzden belirsiz diyor ona şu an. Tamam. Peki yan tarafa geçtim. Oraya bir tane mail gelmiş. Diyor ki bu ilki kapsamındaki kaynak isteği onaylamanız için size iletildi falan filan. Görüyorsunuz. İşte saat 11 Mart 2013 Pazartesi şu saat aralığında falan filan toplantı odası. Toplantının içeriği falan da yazıyor burada. Tamam. Sonra onaylamak istiyorsanız onay butonuna basıp kabul et diyorsunuz. Gibi. Yapalım. Kabul et. Gönderme önceden düzenlemeyeceğim. Şimdi gönder. Kanıtı. Ve de gitti. Onayladım. Ve de mail gitti. Mail kime gitti? Hem U2'ye gitti. Hem de toplantı yapacağınız adama da gitti. Tamam. Bakın U2'ye bakıyorum. Şurada bir tane mail geldi. Ne diyor? Kabul. Bakın bu sefer kabul yazıyor. Gibi. Yani şu an için benim yaptığım toplantı isteği bizim yönetici tarafından kabul edildi. Espriyosu bu. Tamam. Onaya sunduğunuz zaman bu şekilde çalışıyor. Eğer yönetici onaylarsa size mail gönderişi yapılıyor. Ve de cevap alıyorsunuz. Bu şekilde çalışıyor. Var problem. Peki. Şimdi şunu yapalım. Şu an için bizim herkes toplantı isteği yaptığı zaman ne oluyor? Bizim bu adamın onayından geçiyor. Bu sefer otomatik olarak bu iş gerçekleşsin. Oradaki kriterlere uyuyorsa, çakışmıyorsa, işte adamın istediği saat birbirinden uzun değilse, ona göre oradaki polisiye uyuyorsa, çat diye adama onay gelsin. Hiç bizim admin'e gerek kalmadı. Peki onu nasıl yapacağız? Bakın az önce dedik ya, hiç kimse otomatik olarak approve edilmeyecek ve herkes mail delegated onayına sunulacak. Bu sefer diyorum ki tam tersi. Sen herkesi otomatik olarak approve et. Hiç kimseyi de delegate onayına sunma diyorum bu şekilde. Varsayılan haline çektim aslında. Bunu bu şekilde yaparsanız chat diye istek yaptığınızda oradaki polislerden kurtulabiliyorsanız eğer toplantı isteğiniz onaylanıyor. Peki yapalım. Bunları tekrar bir boşaltalım. Sonra U2'den yeni bir toplantı isteği yapıyorum. Yeni bir toplantı isteği. Yeni dedim toplantı isteği dedim. U2'deyim yeni toplantı isteği. Yine kimle yapacağım? U1'le yapacağım toplantıyı. Kaynaklar toplantı odası 1. Konu toplantı. Şimdi bakın saat aralığını şuradan seçebiliyorsunuz ya. Bakın şurada zamanlama yardımcısı diye de bir şey var. Zamanlama yardımcısına tıkladığınızda size hem katılımcıların hem de toplantı odasının takvimini gösteriyor bakın. Şuradan zaman aralığı seçip oradan artık hangi zaman aralıklarında yapmak istiyorsanız oradan seçebiliyorsunuz. Mesela şu saat aralıklarında yapalım biz gibi. Kaçta kaç arası oldu? 3'te 4 arası değil mi? Pardon 3'te 4 değil 3'te 4 arası. Bakın şu yukarıda saatler yazıyor. 3'te 4 arası mesela bir toplantı ayarladım. Şurada U2'yi görüyorsunuz. U2'yi. Yalnız bakın şurada önce şunu göstereyim. Şu bizim toplantı odasının dolu olduğu saatler ya. Biz az önce toplantı istedik, toplantımız kabul edildi falan görüyorsunuz burada. Bakın şurada U2 meşgul yazıyor. U2 niye meşgul? Çünkü toplantıyı düzenleyen kişi o saatler arasında. U1'e bakın. U1'de belirsiz gözüküyor. U1 niye belirsiz? Çünkü U1'e mail gitti. U1 onaylayıp onaylamadı belli değil daha. Çünkü daha karar vermedi. O yüzden bakın belirsiz görüyorsunuz. Ha? Mesela ben 3 ile 4 arası toplantı yapacağım. Tekrar seçtim. Gibi.
Şunlar da bakın, şurada yalnız yaşanma saatlerini gösterdiğine bir ayar var. Bunu kaldırırsanız da bütün saatleri gösterecek. Şu an sadece 6'ya kadar gösteriyor. Peki. Gibi. Toplantı yapacağız. Yazın bir şeyler. Gönderin. Bakın gönderdim. Şimdi bana çat diye mail gelecek. İsteyiz onu oraya bekliyor falan dedi de. Hiç apply demedik mi? Büyük bir apply demedim bu arada. Şey. Evet. Ben apply dememişim. Şimdi bir daha göndereceğim bunu. Şimdi chat diye otomatik olarak onay vermesi lazım. Ben bir daha istek yapayım. Bu bir toplantı odası. Onu test mail'de top. Zamanlamaya vermiştim ben. Şöyle 3 ile 4 arasını seçtim ve gönderdim. Bakın bu sefer otomatik olarak onaylanacak diye. Bakın bir tane mail geldi. Ben çıkışan saatler arasında mı seçtim? Hem onu da görmüş oldum. Onu dikkat etmedik herhalde. Bak şimdi bir tane mail geldi chat diye bana. Reddedildi diyor. Çünkü istediğin zamanlar arasında çakışma olduğu için reddediliyor. Bakın bu iş otomatik oluyor arka planda farkındaysanız. Artık çakışıyorsanız, polislerden kurtaramıyorsanız adam diyor ki chat diye reddediyor sizi. Yine otomatik gerçekleşti. Bizim admin'e hiçbir şey gitmedi, yöneticiye hiçbir şey gitmedi. Her şey otomatik gerçekleşti. Eksek tarafından. Farklı bir saat seçelim. Bir şunları bir görmüş olalım. Bu bir de sıkılacak artık. Ben de niye toplantı yapmak istiyorsun falan. Çakışmaya toplantı. Son toplantı. Zamanlama yarışından da mesela şuradan seçelim. Salı günü saat 12'de biraz mesela. Öyle gönder. Bakın yine çakışmayan saatler arasında bir toplantı isteği yaptım. Chat diye bir tane mail geldi ve de kabul. Tamam. O hale getirirseniz bu iş otomatik olarak gerçekleşiyor arka planda. Var mı problem? Peki. Şimdi son olarak şunu göstereyim. Şu alt tarafta takvim diye bir kısım var. Görüyor musunuz? Takvim. Şu sol altta takvim. Takvime tıkladığınızda şurada kendi takviminizi görüyorsunuz. Bu takvim kimin saati? Kime bakıyorsunuz? Şuradan günlük, haftalık, aylık şekilde görebiliyorsunuz bu şekilde. Bunlar benim takvimim. İşte şu saatler arasında toplantı falan varmış. Bunları görüyorum burada. Şimdi ben bu toplantının yanında, bu kendi takvimimin yanında toplantı odasının takvimini de görmek istiyorum. Hani takvime baktığınız zaman o adamın toplantısı burada gözüksün. Bakın şurada paylaştığa tıkladığınızda takvim ekle diye bir şey var. Takvim ekle. Takvim ekleye tıkladığınızda şöyle bir tane pencere çıkıyor. Diyor ki kimin takvimini eklemek istersin? Ben toplantı odası birinin takvimini eklemek istiyorum diyorum. Tamam. Ve de toplantı odasının takvimini ekledim. Bakın toplantı odasının takvimi bu. Bu da benim takvimim. Gördüğünüz gibi. Bunu yapmak için paylaştığından takvim ekledim. Şuraya toplantı odasının adını yazdım. Yaptığım şey bu. Şimdi bakın toplantı odasına baktığınızda demiştim ya, toplantı odasının takvimine baktığınızda her şey gözükmüyor demiştim, hatırlıyorsunuz. Ne lazım diyor değil mi? Bakın şu an toplantının konusunda orası hiçbir şey gözükmüyor. Sadece o saatler arasında duru olduğunu görüyorum. Başka hiçbir şey yok. Şimdi ben toplantı odasıyla ilgili bütün her şeyi görmek istiyorsam, konu, başlık, her şeyi görmek istiyorsam ne yapacağım? O zaman şöyle bir şey yapıyorsunuz. Toplantı odasına gidip oradan takviminizi paylaştırıyorsunuz. Mesela şöyle. Ben mesela kendi takvimimi başkasıyla paylaşmak istiyorsam paylaştır menüsüne tıklayıp takvimimi paylaştırıyorum. Diyor ki kimle paylaşmak istiyorsun falan gönder. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Ben toplantı odasına giriş yapmam lazım. Toplantı odasına. Toplantı odasına giriş yapıp takvime gelip takvimimi paylaştırmam lazım. Şimdi bizim toplantı odasının bir mail adresi var. Otomatik bir kullanıcı adı var. Şifresi yok ama biliyorsunuz. Şifre girmedik biz toplantı odasını yaparken. Peki o zaman ne yapacaksınız? O zaman nasıl gireceksiniz onun toplantı odasının ovasına diyeyim. Nasıl olacak? Tahmin edilen var mı? Ya da daha önce öyle bir şey deneyen. Exchange kullanıp da. Bakın şimdi.
Bir kullanıcıdan siz başka bir kullanıcıya zıplayabiliyorsunuz. Bir kullanıcının içerisinde hakkınız varsa başka kullanıcıya da geçiş yapabiliyorsunuz. Nasıl? Bakın şurada kullanıcı adınız var ya. Kullanıcı adınıza tıkladığınızda konsol kutusunu seç diye bir kısım var. Ben mesela bir kullanıcının mail box'ını atlamak istiyorsam o zaman şunu yapıyorum. Böyle yazıp aç diyorum. Size bunu yaptığım zaman açabilecek miyim? Düşünün bunu herhangi bir kullanıcı için yaptığınızı düşünün. Ben buraya uygun yazdım mesela. Size böyle bir şey mümkün mü olabilir mi? Olmaması lazım değil mi? Peki deneyelim. Aç dedim. Tamam dedim. O diyor ki yemez. Öğrendi öyle geldi. Şu an dediği şey şu. Hakkın yok falan diyorlar. Şu an biz herhangi bir kullanıcı olduğumuz için bu kullanıcının mail box'ına erişme hakkımız yok. Peki yetkilendiremiyor muyuz? Yetkilendirebiliyorsunuz. Hemen yapalım beraber. Ne yapıyoruz? Toplantı odası bir sağ atlayıp oradan manage full access permission diyorsunuz. Manage full access permission. Bunu yaptığınızda bu toplantı odası mail box'ı için bir kullanıcıya tam yetki vermiş oluyorsunuz. Her şeyini yapabiliyor. Mail atabiliyor sağa sola. Gerçi mail atamıyor. Pardon. Mail atmak yok. Mail atmak şu sadece permission. Onu daha sonra konuşacağız. Adam mail box'ın içini açıp her türlü ayarını değiştirebiliyor ama mail atamıyor. Ben hiç kurak ses görmüşüm. Sonra add dedim. Ve buradan bu ikiyi seçtim. Şimdi ne demiş oldum? Toplantı odası bir mail box'ında bizim bu iki kullanıcı tam yetkiyle istediği her şeyi yapabilir demiş oldum. Bunu yaptığınız zaman artık yetkilendirdiğiniz kullanıcı o mailbox üzerinde tam yetkiye sahip oluyor. İçine girip ayarlarını değiştirebilme yetkisine sahip oluyor. Tamam. Peki deneyelim. Manage. Ve finish. Bitti. Sonra az önce girmeye çalışıyordum. Bana hata falan vermişti ya. Sayfayı bir yeniliyorum. Ve de şu an toplantı odası 1'in toplantı mail box'ındayım. Ama yani bunu herhangi bir kullanıcı için bir şekilde etkilendirirseniz herhangi bir kullanıcının mail box'ına da girmiş olacaksınız. Şifre gerekmeden. Yani öyle düşünün. Öyle söylediğim zaman daha çok aklınızda kalacak. Nerede hinlik olduğu zaman zaten hiç unutmuyorsunuz genelde. Öyle bir şey varsa unutmayın falan diye aklınıza yazıyorsunuz. Peki toplantı odası 1'in şu an mail box'ındayım. Sonra takvim kısmına gidip diyorum ki ben bu takvimi paylaşmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Paylaştır. Takvimi paylaşıyorum. Sonra diyor ki kiminle paylaşmak istiyorsun? Ben U2 ile paylaşmak istiyorum. U2.com. Neyi paylaşmak istiyorsun? Her şeyi. Al sana takvim falan. Toplantı odası bizim Şahin.com'a takvimini gönderiyor. Bütün bilgileri görebilsin. Gönder dedim. Şimdi gönderdiğiniz zaman bu posta kutusundan iletip göndermek için gerekli olan izinlere sahip değilseniz falan dedim ona. Bunu söylüyor olmasının esprisi şu. Yaptığınız ayardan Exchange'da haberdar olmamış. Ne yapacaksınız bu durumda? Ya oturumunuzu kapatıp tekrar açacaksınız. Ya da bir servis vardı hatırlıyorsunuz. Neydi o? Information Store diye bir servis vardı değil mi? O servisi restart edeceksiniz. Ayarlar düzelecek. Şimdi onunla oturup uğraşmayalım. Restart edip tekrar bir gönderdiğinizde gayet yaşayacak. Ama bu şekilde takvim paylaşabiliyorsunuz birbirinizle. Var mı sormak istediğiniz buraya kadar? Varsa problem çözelim. Yoksa bugün bu kadar.